Yaz transfer döneminin bitiminde Dorgeles Nene'yi Manchester United'a transfer eden Gürkan Hoca, eski oyuncusunun hızlıca sergilediği mükemmel performansla çok mutlu olmuştu. Yalnız aynı şey toplam 310 milyon euroya mal olan Lamine Yamal ve Rafael Leao için söylenemezdi. United taraftarını defalarca çok para harcanan oyuncuların gösterdikleri düşük performanslar iyice bıktırdığı için Gürkan Hoca'nın bu durumu acil bir çözüm bulması gerekiyordu. Evet, büyük umutlarla transfer ettiğimiz Rafael Leao ve Lamine Yamal'dan pek verim alamıyoruz. Bu oyuncular şu an kanat oyuncusu rolünde oynuyorlar ve kanat oyuncusu rolüne uygun değiller diye bir sürü yorum gelmişti. Bu konuda yorum yapan herkes haklı zaten mal meydanda. Rafael Leao için iç forvet diyeceğim. Zaman zaman forvette de oynuyor. Forvet gibi de oynuyor. O daha dengeli olsun. Zaten çok iyi verim sağlayan iki forvetimiz var. Lamine Yamal için de açık oyun kurucu diyeceğiz ki gerçekteki rolde zaten bu. Açıktan orta yapıyor, içe kat ediyor, şut çekiyor. Her şeyi yapıyor yani. Hücum yap odağı var sadece bu rolde. Böyle deneyelim. Çoğunuz bu taktiği mantıklı bulmuş. Çift forvet, Nene Gyökeres, süperler. Murat Kaya transferinin mantıklı olmadığını düşünenler olmuş. Arkadaşlar biliyorsunuz Gürkan Hoca kariyerlerinde biz her zaman ilk takımda bulduğumuz altyapı yıldızlarından bir tanesini sürekli yanımızda dolandırırız. Burada tabii Murat eski oyuncuların verdiği performans şu ana kadar sergileyemedi. 4. sezona geldik. Ama çocuğa ben şans vermek istedim. Gökhan Akkan hala isteniyor. İnanılmaz bir seviyede isteniyor. Ara transfer döneminde Altay'ın yerine belki takas yaparız. Bölümü Fulham'a karşı açacağız. Craven Cottage'da yedek bir kadro da deneyeceğim. İç forvet Leao Yamal. Bu 4-3-3'le de görelim. Eğer ki forvetlerimizin birisi sakatlanır makatlanırsa her zaman hazırlıklı olalım. Dorgeles Nene mercek altında son 3 maçta 5 golü var. Fulham sezona berbat bir başlangıç yapmış. Kalelerinde Regen var. Quensa, Andersen, Isop, Lukic, Braganza, Pereira, Smithro, Minte, Raimondo. Sanırım o Raimondo'da Regen bir forvet arkadaşlar. Yedeklerimizle, çoğunlukla yedeklerimizle maça başlıyoruz. Lamine Yamal. İlerimiz yedek değil pek. Yamal. Nene. Yamal tekrar. Golle başlayabilir miyiz? Lamine Yamal. Geri çekti. Orkun Kökçü. Boşluk var. Şutu engellendi. Şimdi Dorgeles Nene de plase. El oldu ama Nene'nin eliymiş. Arkadaşlar bir de Murat Kaya'nın saçları mor yaptı. Kırmızı yapamadım. Kırmızı yapmak istedim. Kıpkırmızı bir saç rengi yok nedense. Kırmızı renge böyle koyu kahverengi gibi bir şey geliyordu. Onu göstermedim. Altay burada kurtarıyor. Wharton uzun oynadı. Lamine Yamal. Kontra atak şansı. Ara pası. Dorgeles Nene'ye mükemmel bir pas. Dorgeles Nene. Golle başlıyor bu bölüme de. Asist Lamine Yamal'dan Nene 2.0 inanılmaz gidiyor. Şimdi Minte ile Fulham geliyor. Harry Maguire durduramadı. Lima'dan müthiş müdahale. Penaltı yok. Murat Kaya, Wharton kontra atağa çıkıyoruz. Ortadan ilerliyoruz. Orkun Kökçü çok hızlı değil. Destekte bir oyuncu var. Şimdi Lamine Yamal kendisi vuracak. Kaleci Pereira için kolay bir vuruş. Leao şöyle gördü. Lamine Yamal'ı. Lamine Yamal'ı şutu kaleci Pereira. Tehlike olabilir. Burada bir boşluk var. Andreas Pereira. Harry Maguire. Harry Maguire durdurmaya çalışıyor. Minte'den. Kaptan ya. Harry Maguire. Fulham yüklendi. Tete, Andreas Pereira, Braganza. Braganza'nın şutu dışarı. Lima bayağı geldi bastı aldı. İlk yarı bitmedi henüz. Murat Kaya. Murat. Murat'ın pası geçmedi Murat. Murat şu paslara çalış koçum. Şu paslara çalış. Yamal bu taktikte iç forvet açık oyun kurucuya çevireceğim. Bakalım daha verimli olabiliyor mu? Leao'yu da pek göremedik. Bir de not ettiğiniz farklı bir şey de antrenör henüz tutmamışım ben. Onu unuttuk gerçekten. Ben onu hep unutuyorum. Çünkü çok böyle göz önünde bulunan bir noktaya koymuyorlar o antrenör işini. Oo, Harry Maguire batırdı. Altay kurtarıyor. Altay kurtardı çok iyi. Lukic, Smith Rowe. Bastık çat çutla aldık. Minte nereye gittin la? Oo! Kırmızı kart vermiş hakem Malasya'ya. O kadar sert bir faul değildi bence ya. 10 kişiyiz. Sol beksiz oynuyoruz şu an. Smith Rowe geldi. Çat çut mükemmel müdahale. Şimdi Lamine Yamal. Yamal sağda kim var? Ohoho! Attığı topa bak. Rafael Leao'ya müthiş. Rafael Leao. Leao içeri kat etti. Orkun'u buldu. Orkun bomboş önünde bir fırsat. Pereira kurtarıyor. Şu sert şutlarla da hiç bir tek ben mi gol atamıyorum bilmiyorum arkadaşlar da. Hiçbiri girmiyor. Yamal'ın korneri. Fabian ve kaleci.
90+1 bu maç bitecek gibi değişiklik yaptım da gerçekleşmedi değişiklikler. Nene de kaybetti ama. Aa! Dedim ne oluyor? Zaten ikinci dakikaya girmiştik. 1-0 oluyor, bizim oluyor. Gürkan Hoca bölüme galibiyetle başlıyor. Maçın oyuncusu Dorgeles Nene, Altay Bayındır içinde 3 maçta 3 gol yenmeyen maç. Şimdi Adam Wharton için Newcastle United gelmiş. Selam Edi, bizi yendiniz. Tekrar tebrik ederim. Sağ olun hocam, Wharton için geldik. Size indirim yapalım, 83 milyon istiyoruz. Bizde o kadar para kalmadı, çok transfer yaptık, kusura bakmayın. Şimdi antrenörleri halledeceğim aklımıza gelmişken. Menülerde kadroya geliyorsunuz, sağa çekiyorsunuz, giriyorsunuz, burada sola geliyorsunuz. Çok engebeli buralara gelebilmek bence. Hücum. Gloria Barber. Gel ablacığım. Birkaç tane daha 4 yıldız veya üzeri antrenör tuttuk. Geri kalan antrenörler 3 yıldız olduğu için ilerledikçe iyileri çıkınca yine dolduracağım buraları. Abi bu ne ya? Kupada bu kez de Chelsea gelmiş. Karabağ Kupası'nda bütün zorlu takımlar bize geliyor. Ooo! Barcelona'yı Bodrumspor 2-0 yenmiş. Bodrum 2 galibiyet almış en son burayı kontrol ettiğimizden beri. Norseland'ı da yenmişler Barcelona harici. Bu arada gol krallığını ortak olmuş Dorgeles Nene. 5 maçta 5 gol. Asist kralı Bruno Fernandes gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gol yenmeyen maçlarda Gökhan Akkan var. Şimdi bizim sıradaki maçımız Jadon Sancho'lu Brentford'a karşı. Ligde 7.yiz. Liderin 5 puan gerisindeyiz. O maça geçmeden bir de yeni bir yetenek avcısı daha tutacağım. Çok paraymış lan. Neyse yeni bir yetenek avcısı tutmayalım. Bizim Barnes'dan haber var. Bek aratıyorduk. Adam Porter çıkmış 74 overall maksimum diyor. Özellikleri gayet yüksek olabilir. Sol bek. Gel abi. Diğer oyuncular pek bir şeye benzemiyorlar. Adam Porter direkt 64 overall. Sezgili oyun tarzı var. Zayıf ayak 5 yıldız. Hızlanması gayet iyi. Defans, fizik gücü gayet güzel. Orta açma da var. Kanat beki diye çalıştıralım. Brentford son 5 maçında kayıp yaşamamış. 4 yıldız bir kadroya sahipler. Bizim İstanbul Spor'dan Kevin Şade de burada. Bu kez az kadromuzla 3-5-2 ile başlayacağız. Ve Old Trafford'da yine gözler Dorgeles Nene'nin üzerinde. Kale arkasında Rafael Leao'ya büyük destek var. Şimdi bakalım bu taktikte yeni rolleriyle Leao ve Yamal güzel bir performans gösterebilecekler mi? Brentford'a karşı maçımız başlıyor. Lamine Yamal şöyle verdi Gyökeres'e. Gyökeres rakibini geçti. Gyökeres! Beğendin mi Frank hocam? Abi golün tekrarını göstermediler. Thomas Frank'i gösterdiler ya. Golün diyorum. Şutun tekrarını. Fernandes. Maino. Solda... Rafael Leao, bak bunları bekliyorum kral senden. Bunları bekliyorum kral. Ortası kafa defans. Strand Larsen. Şade ve gol. O offside'mış. Yani Şade çok boş kaldı orada bir an için. Brentford yükleniyor, kiviyor. Brentford bayağı açık oynuyor. Yani açık derken geniş oynuyor. Ve Şade'ye düşen top şövalye, offside de yoktu. Brentford o yüzden bizim üçlü defansa karşı biraz fazla tehlikeli sanki. Şimdi Dorgeles Nene. Nene yön değiştirdi. Ortaya geçiyoruz. Bruno Fernandes. Nene'ye. Nene'den Gyökeres, senle ara sakatlandın. Victor Gyökeres. Korner kazandı en azından. Haydi Gyökeres kafayı yapıştır. O değil, Leao yapıştırıyor kafayı. Rafael Leao. Vay, eleştirilere karşı kulak açtım duyamıyorum sizi diyor. Kale arkasında da Leao'ya destek vardı hatırlarsanız. Bu destek karşılıksız kalmadı. Leao'dan gol geldi. Leao sadece İngilizce öğrenmeye çalışıyormuş arkadaşlar. Hani olur ya. İngilizce bilmeyen adam Premier Lig'e gider zorlanır falan. Hayat değişiyor. Bu arada Şade ta geri çıkardı o pası. Fratesi şövalye. Güzel bir kurtarış. İlk yarıda böyle biter mi? Yamal senden de bir gol bekliyoruz kral. İlk yarı bitiyor. 1-0 öndeyiz. İkinci yarıda Murat Kaya oyunda Maino'yu çıkardım. Murat bu arada Nene'yi görmek istiyor. Nene görüyor onu da. Fernandes. Yavaş kaldık biraz. Murat şimdi Gyökeres'i oynadı. Yeniden Murat. Murat Kaya alıyor veriyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor çocuk. Rafael Leao. Lamine Yamal bakın ne kadar içeri geliyor bu rolde. Gayet mantıklı bir rol. Leao da uzaklardan yokladı. İlk defa şaşırdım böyle birisine çarpıp engellenmediği için. Kaleci kurtarıyor. Nene. Nene hızlı adım. Çok iyi. Nene rakibini müthiş geçti. Dorgeles Nene çıkardı. Gyökeres'e de gitti bu top. Cox son anda dokundu. Fernandes'in korneri. Bir gol daha olur mu? Olmadı. Fernandes tekrar Nene'ye doğru. Nene skorpiyon deniyor.
Aha. Yamal. Engellenen şut. Ve uzaklaşan top. Lamine Yamal. Dorgeles Nene için. Güzel top. Dorgeles Nene. 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 Rakibini müthiş geçti yine. Gyökeres'e verdi. Gyökeres'in şutu engellendi. Sancho girmiş. Bruno Fernandes. Sancho'dan aldı ama şansa Sancho'ya düştü. Sancho Lima ayak koydu orada bir de. Şade. Bruno Fernandes alamadı. Orkun Kökçü. Aa, penaltı mı? Hocam ne penaltısı ya. Lan topa müdahale etmiş, ondan sonra eline çarpmış. Ne penaltısı. Hadi şövalye. Hadi şövalye. Ah be şövalye. 1-1. Şade. Van de Ven. Lan aldığımız top nasıl geri kaldı onlarda bilmiyorum. Şövalye'yi iki kurtarabildi. Gyökeres çıkıyor. David giriyor. Bir de Anthony giriyor arkadaşlar. Anthony kendisi öyle diyor. Buna dair yorum gelmişti de. Şövalye yakın direkte. Müthiş kurtarış. Out. Leao. Bir Nene kaçıyor orada ama şu ara paslarında, yani ara paslar hiç iş yapmıyor bu oyunda bence. Yapay zekaya karşı. Hiç böyle güzel bir ara pası iki oyuncunun arasından geçip de bizim oyuncunun koşu yoluna gittiğini görmedim. Neyse ki top bizde. David. Rafael Leao. Durakladı orada, bir şeyler oldu. 1-1 bitti maç. Maçın adamı Frates olmuş attığı penaltı için ama Şövalye 8.4 bence daha hak ediyor. Şimdi Nusa gelmiş demiş daha sık oynamam gerekiyor. Şu anda oynadığım maç sayısı kariyerimi zedeliyor. Kadrodaki yerin sağlam yeğen. Geçen maçta almaya çalışmıştım, maç durmamıştı. Orkun da kadroda aldığı süreden memnunmuş. Rica ederiz Orkun. Sırada Karabağ Kupası son 16 Chelsea maçımız var. Bu takım bizi 2-0 yenmişti. Hocam ligde 2-0 kaybettiniz. Chelsea'ye karşı bu kez nasıl hazırlandınız galibiyet için? Galibiyet için Dorgeles Nene transferi yaptık. Nene yoktu o maçta. Şimdi Nene'miz var. Chelsea düşünsün. Maç Stamford Bridge'de Gürkan Hoca kendinden emin konuştu. Yamal 88'e yükselmiş. Ve şimdi Stamford Bridge'de yine üçlü savunma, yine çift forvet. Gürkan Hoca Manchester United'ı yarı finale taşıyabilecek mi? Kale arkasında Chelsea'nin gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu Frank Lampard. Chelsea kenetlenmiş durumda. Premier Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi. Bizim takım da yükselişte. Hakemin düdüğüyle, Zirkse'nin vuruşuyla, eski oyuncumuzun vuruşuyla maç başladı. Yamal Nene'ye oynadı. İlk atak bizden. Dorgeles Nene. Dorgeles Nene açı daraldı. Oradan kalecinin üzerine gitti. Dorgeles Nene şöyle çok iyi bir pas oynadı. Bruno Fernandes Laporta çarptı. El var. El var. Free kick çok kritik bir nokta. Topun başında Orkun Kökçü var. Serbest vuruş isabeti biraz daha iyi. Ama Fernandes'in de falso falan daha iyi. Kuvvet daha iyi. Bruno Fernandes'le deneyelim olmadı. Fernandes geliyor. Ölçtü. Biçti. Zirkse onun kafasına çarptı. Güzel. Lima. Aa. Sekti. Geri Xavi Simons'a gitti. Palmer. Van de Ven. Bravo. Ooo, Leao'dan çok iyi bir hareket. Tonali sarı kartı görüyor. Palmer indirdi kafayla. Grimaldo yeniden Palmer'a. Palmer milli takım arkadaşı Maino'yu geçti, pasını verdi. Xavi Simons 45+1'de attı. Çok garip bir gol oldu benim açımdan. Burada Palmer neler yaptı bilmiyorum. İnanılmaz bir hareketle, yani güzel soluna attı. Maino'yu öyle geçti. Pasını da verdi, asistini yaptı. İlk yarıda böyle bitti. Lamine Yamal'ı verip Palmer'ı mı alsak acaba? Şimdi hani FIFA oyuncusu olduğumuz için hızı yavaş olan oyuncuyu gördüğümüzde diyoruz ki lan bu oynayamaz falan. Yamal gibi hızlı oyuncu lazım diyoruz ama Palmer çok iyi oynuyor yapay zeka için. Yamal'ın ortası. Xavi Simons. Orada şut engellendi. Baskı. Güzel bir baskımız var. Bize geri dönecek bu top sanki. Döndü. Yamal. Şöyle bıraktı. Orkun Kökçü. Bruno Fernandes. Bıraktı Maino'ya. Maino döndü. Rafael Leao. Boşluk var önünde. Leao'nun şutu. Jorgensen kurtarabildi. Cole Palmer geliyor. Maino. Maino yine alamadı o topu. Xavi Simons yine. Şövalye. İki hamlede. Tonali. Palmer. Maç durduğu anda bir değişiklik olacak. 2-3 değişiklik olacak hatta. Kanatları yeniliyoruz. Yürü abi. Maino da değişiyor. Maino da çabuk yoruluyor sürekli. Maino'nun pası çok iyi ama Victor Gyökeres kaleciyle karşı karşıya. Gyökeres 1-1. Oh be.
Burada asist de Kobe Mino'dan geldi. Maçta en kötü oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi çıkıyor. Yamal da çıkıyor. Bir de Çatçua Yamal'ın yerine sağ kanatta. Hani kanat bek deneyelim bir de sağ kanatta nasıl olacak. Sanırım bu hani 3-5-2 taktiğindeki kanat oyunu bizim Yamal ve Leao için mantıklı değil arkadaşlar. Onların daha dar, daha içeride olmaları gerekiyor. Lima Nusa'yı oynadı. Nusa da oyunda Leao'nun yerine. Pası offside var mı? Yok gibi. Gyökeres. Aslında Gyökeres'le devam edebilirdik. Gyökeres yeniden Nusa'ya. Nusa Nene içeride. Nene rövaşata Nene yan ağlarda. Müsaitti. Yanında Çatçua var. Çatçua çekil. Bruno Fernandes şut şansı. Ayak dışı Jorgensen. Maç uzatmalara mı yoksa penaltılara mı gidiyordu Karabağ Kupası'nda? Direkt penaltılara gidiyor. Bizim penaltıcılarımız çok daha iyiler. Ama şövalye ile henüz penaltı kurtaramadık. Cole Palmer geliyor şövalye. Doğru uçurduk ama Cole Palmer çok astı. Şimdi Bruno Fernandes. Fernandes de asıyor aynı şekilde. Xavi Simons golü atan oyuncu. Simons kurtardık. Güzel. Victor Gyökeres geliyor vuruyor. Golünü atıyor. Sandro Tonali de aynı yere gidecek bence. Ters köşe yaptı. Orkun Kökçü. Orkun. Sağ üst köşeye gidiyorum. Kaleci. Aa direğe çarptı. Jackson. Kurtardık. Dorgeles Nene. Hadi Nene. Hadi Nene. Yes. Aslında Orkun'un penaltısı girmesi lazımdı. Plase vurdum. Neyse. Grimaldo. Ters köşe. Bunu atarsak bitiyor. Wharton. Adam Wharton. Hadi Adam Wharton. Yes. İşte bu. Manchester United Karabağ Kupası'nda yarı finalde. 8 şutumuz var. Onların 4 şutu varmış. Kolay bir maç olmadı. Xavi Simons 9.6 ile maçın oyuncusu. Pardon yarı final diyorum sürekli. Çeyrek finalmiş arkadaşlar. Hull City Aston Villa'yı elemiş. West Ham United Southampton'ı geçmiş. Tottenham Blackburn'ı elemiş. Manchester City Nottingham Forest'ı geçmiş. Brentford geçmiş. Luton Town Crystal Palace'ı sürpriz elemiş. Brighton'da Newcastle'ı elemiş. Şimdi biz yetenek avcımızı geri çağıralım. Mali'ye göndereceğiz çünkü. Şimdi şöyle bir diziliş deneyeceğim. 4-2-4. Leao ve Yamal bu taktikte daha olmaları gerektikleri roldeler. Yani daha ilerideler. Bek oyuncularımız da var zaten. Sıradaki maçımız Aston Villa'ya karşı Premier Lig'de. Aston Villa 3 puan. Yerimizde 10. Bu arada altyapımızdaki Porter'ı çıkaracağım. A takıma yükselteceğim. Çünkü yedek bek oyuncusuna ihtiyacımız var. Malasya'nın yerine yedek belki girer duruma göre. Ek olarak yetenek avcımız geri gelmiş. Şimdi kendisini Mali'ye göndereceğiz. Hücum oyuncusu aratacağım. Her rolden arayacak. Bize bakalım Dorgeles Nene'nin kuzenini bulabilecek mi? Villa Park'ta oyuncularımız sahaya çıkarken Gürkan Hoca çok acayip duygular içerisinde. Aklında diyor sanki ben burada bir zamanlar teknik direktör yapmış mıyım? Dejavu mu yaşıyorum? Paralel bir evrende bilmeyenler için FIFA 22 miydi? Aston Villa'daydık. Sefa Korutürk dönemi. Şimdi burada Villa Park'ta maç başlıyor. İlk bastıran taraf rakibimiz. Orta Rodgers Şövalye. İyi oyuncular görünüyor sanki Aston Villa'da bu arada. Berbat bir pas oynadık. Rodgers'a düştü. Yine yüklendi Aston Villa. Watkins ondan da zayıf bir şut geldi. Hadi bir açılalım ya açılalım. Fernandes iyi döndü. Şimdi sağda bir boşluk. Fernandes çok iyi gördü. Lamin Yamal'ı. Yamal. Güzel bir top. Dorgeles Nene kaleci Ramiro. Rafinha onun pası. İyi bir pas. Şövalye kurtardı. Yamal koşsana. Kim o? Sağ bekte. Çatçut mu? Çatçuttu. Yamal geride kalmış. Bu arada neyse. Nene bir daha süper. Gyökeres geçti kaleciyi ve müthiş bir golü imza attı. Ayak hakimiyeti 10 numara. Victor Gyökeres'ten Messi sevinci. Aa kulakları tıkadı peşine. Son anda Nene ile verebildik. Son anda da kaleciyi geçebildik. Abi çok klas bir gol ama ya. Çok zor bir gol. Orkun Kökçü ileri çok iyi oynadı. Dorgeles Nene'ye. Gyökeres. Gyökeres döndü. Yamal'ı buldu. Yamal'dan birkaç çalım. Yamal bırakacak. Ya Fernandes Nene'yi gördü. Nene'den bir plase. Engellendi. Gyökeres'e düştü. Ramiro nasıl çıkardı onu? Of of. Yamal çok yorulmuş. Murat'ı oraya almayacağım. Nene'yi alacağım. Murat'ı forvete koyuyorum. -6 aldı. Ama Murat da forvette iyi oynuyordu. Beşiktaş'a karşı oynayıp da benim kaydı durdurduğum, yanlışlıkla durdurup unuttuğum maçta mesela. Murat'ın şutu. Zayıf biraz ama. Kendine gelecek abileri. Sefa Korutürk bir zamanlar bu stadyumda oynardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Murat o seviyelere gelemedi 4. sezonunda henüz ama inanıyoruz inancımızı yitirmedik. Şövalye çok iyi başlattı.
Rafael Leao. İleri Gyökeres'e. Gyökeres. Murat kaçıyor. Murat Kaya. Murat Araujo'nun etrafından geçer gibi oldu ama şutuna çekene kadar. Bruno Fernandes orta sahada çok iyi ya. Fernandes yürü. Oo, hocam kırmızı kart. Yapıştır. Sarı verdi. Dorgeles Nene orta sahada aldı topu. Dorgeles Nene açtı Malasya'ya. Kaçan, önünde kaçan Rafael Leao. 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 Leao ayağına hakim değildi orada nedense. Şimdi Murat. Murat Araujo'yu geçemiyor. Murat bir şeyler yapmaya çalışıyor Murat. Gol atmak istiyor Murat. Murat Kaya. Murat. Çok iyi. Murat. Gyökeres'i oynadı. Gyökeres. Araujo. Aga. Neyse. Leao. Bruno Fernandes sokuldu. Bruno Fernandes sokuldu ve şutunu çekti. Ve golünü de attı. Gyökeres'in plasesi iş yapmadı. Bu plase iş yaptı. Bu da plase. Yani sert plase olmuş da. Unai Emery oyuncu değişikliği yapıyor. Good evening Unai Emery. Oli Watkins orada biraz... Van de Ven'den çok kritik bir hamle geldi. Malasya'nın eline çarpan top free kick. Çok sakat. Nene çıkıyor. Anthony giriyor. Goat giriyor. Leao da çıkıyor. Nusa giriyor. Kalemizi bile görmüyoruz. Çok gıcık bir... Duran top oldu şimdi bu. Dikkat. Rafinha Fernandes korner. Ve bu maçı 2-0 alıyoruz arkadaşlar. Güzel galibiyet. 4-2-4 iş yaptı bu takıma karşı. Maçın oyuncusu 9-9'la Bruno Fernandes. Şövalye 8.8 almış. Nene asist yapmış 7.6. Leao'dan da bir asist gelmişti. Manchester City Crystal Palace'a kaybetmiş. Ama biz galibiyetimize rağmen hala 7.'yiz. City, Nottingham Forest, Newcastle, Brighton hepimiz 18 puandayız. Arsenal biraz almış başını gidiyor. Sıradaki maçımız 17. Tottenham'a karşı oluyor. Tottenham'a neler olmuş acaba? Son 5 maçında mağlubiyetleri yok ama 4 beraberlik almışlar. 4.5 yıldız bir takım. Full kondisyondayız. Yine şu 4-2-4'ü denesek iyi olabilir. Old Trafford'da kendi taraftarımıza güzel bir maç izletmek istiyoruz. Çünkü kendi evimizde hep daha zorlanıyoruz. Tottenham'ın ilk 11'ini göreceğiz. Vicario kalede. Tamam, 87 falan. Bizden giden Kerkez oynayacak sağ bekte. Højbjerg oynuyor. Enteresan. Pino, Brennan Johnson... Guirassy forvette. Maça Dorgeles Nene'nin vuruşuyla başlıyoruz. Victor Gyökeres. Ondan uzun bir top. Joao değil. Rafael Leao'ya. Rafa Leao. Döndü. Bak böyle dön kral. Süper döndün. Fernandes. Orkun Kökçü. Engellenen şut. Korneri Madison kısa kullandı. Jeremy Pino. Bir de touch. Şimdi Jeremy Pino. Madison. Bu pozisyonu göstermişsem muhtemelen bir şey oluyordur sonunda. İzlemeye devam edin. Bütün videoyu izlemeye devam edin. Hatta olmadı iki kez izleyin. Arka planda açın bırakın. Bana faydası dokunuyor arkadaşlar. Eğer kotanızı yemiyorsa. Bilgisayarda falan PC'de arkada takılsın. Sessize alın. Böyle taktikler YouTuber'lardan. Okey, Jeremy Pino hala devam ediyor lan bu pozisyon. Pino Van de Ven durdurdu. İyi ki hakem orada penaltı falan vermedi. Çatçuğa bazen öyle saçma penaltılar veriyor. Vücut koydun falan. Gyökeres vermedi. Lea koşmuştu. Geç gördük. Lea. Gyökeres. Gyökeres. Rakibini Spence'i geçemedi. Bu arada bir güneş geliyor bir gidiyor. Çok güzel aslında. Bu Old Trafford'daki havaya hayranım. Her maçı kapalıya ayarlamam gerek kalmıyor. Çatçut. Lima. Orkun Kökçü. Orkun. Hızlandı, yavaşladı. Pino, Orkun yerinde dondu kaldı. Van de Ven, güzel müdahale. Bruno Fernandes, güzel. Nene, offside galiba. Geç kaldık. Yani verebildiğim kadar hızlı verdim de oyuncu geç kaldı. Yapay zeka işte. Şimdi Tottenham çok sakat geldi. Guirassy mi diyorlar? Neyse. Bu taktikteki tek sıkıntı orta saha çok boş kalabiliyor. Yamal geldi. Orta sahaya destek olmaya çalışıyor. Yamal ileri oynadı. Dorgeles Nene. Yeniden Lamal'a. Lamal'a. Yamal'a. Nene çok iyi döndü. Nene. Aa, dışarı gitti. Çıkarabildiğine, şutu çıkarabildiğine biraz şaşırdım. Postacıoğlu ne oldu? Brennan Johnson, Jet Spence. Bir zamanlar ikisi de Nottingham Forest'te oynarlardı. Şimdi korner kazandılar. Ya nereden nereye? FM oynarken onların orada olduğunu hatırlıyorum. Neyse. Malasya, şimdi FM dedim. Abi FM kariyer açsana. Abi FM kariyer nerede kaldı? Okey. İlk yarı bitiyor. İlk yarı 0-0. Serbest vuruş. Van de Ven karşıladı. Nene topla, güzel pas. Nene.
Nene boşluğu değerlendirebilir. Dorgeles Nene. Nene'den bir hareket. Rakibini yer gibi oldu Nene. Nene de hala top. Nene artık pas ver. Nene'nin pası. Bruno Fernandes. Kaleci Vicario. Orkun'u çıkardım. Murat Kaya'yı aldım. Fernandes'in korneri'de. Gyökeres üstten out. Ah be. Yedek kulübemiz böyle yıkıldı Gürkan Hoca ile birlikte. Malasya yorgun, onun yerine Adam Porter ilk defa bir profesyonel maça çıkacak. Porter'ı alıyoruz 78. dakika. Korner kullanıldı. Jeremy Pino, Porter önlerindeydi, kesemedi o pası. Şimdi çok sakattı Mosquera, stoper oyuncusuna iki denk geldi. Dışarı vuruyor. Şimdi Adeyemi. Adam Porter üstünde. Adam Porter altyapımızdan çıkan oyuncu, kaptırdı. Kaptı ilk anda. Lima tam bir buldozer. Lima yürü. Lima'dan uzun bir top. Çok iyi bir top Nene'ye. Nene'den de Gyökeres'e. Victor Gyökeres sırtında tuttu rakibine. Gyökeres geri çıkardı. Rafael Leao. Bruno Fernandes. O da verdi. Dorgeles Nene çok iyi sıyrıldı rakibinden. Nene mükemmel bir gol atıyor. 87. dakikada maçı belki de bizim için kazanıyor. Dorgeles Nene fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kasırıp kavuruyor. Bu bizim copyright'lı lafımız artık. Dorgeles Nene de hızlı adım özelliği falan yok ama o defansı nasıl yedi? Postacıoğlu eli kaldırıyor. 90+3, bir gol daha bulabilir miyiz? Kazanmak en önemlisi. Murat araya girdi. Murat bir müdahale daha. Dorgeles Nene ondan güzel pas Gyökeres'e. Victor Gyökeres bir gol daha buluyoruz. Yıkıyoruz rakibimiz Tottenham'ı. Murat kazandı o topu. İyi bir değişiklik olmuş galiba. Asist Nene'den, gol Gyökeres'den bu kez. İşte bu. Kaleci de coşuyor. Koçum benim. Yani Old Trafford'da şöyle güzel bir performans görebilmek, geç olsa da goller, mükemmel oldu. Ve hakem Santra'dan sonra hemen maçı da bitirdi. 2-0 oluyor, bizim oluyor. Maçın oyuncusu bir gol bir asistle Dorgeles Nene olmuş. Lima çok iyi bir maç çıkardı. Fernandez'den bir asist gelmişti. Gyökeres gol attı. Şövalye iyi maç çıkardı. Gol yenmeyen maç. Murat 6.8 vermişler. Yamal'dan iyi, Orkun Kökçü'den iyi. Şimdi yine antrenör yönetimine geldim. Bir tane orta saha için 5 yıldızlı buldum. Bütçemiz 1 de 4 yıldızlı kaleciye yetiyor. Tamam, kalecilerimiz gelişsin, şövalye uçsun. 8'de 8'e ulaştık orada. Şimdi bu galibiyetle birlikte dördüncülüğe yükselmişiz. Chelsea'yi yakalamışız arkadaşlar. Chelsea tek namağlup olan takım hala. Galibiyet alamayan 3 takımdan birisi Tottenham. Vay be. Bizim sıradaki maçımız da lider Arsenal'e karşı. Biz Arsenal'i Karabağ Kupası son 32 turunda elemiştik. Şimdi bakalım Premier Lig'de de devirebilecek miyiz Londra rakibini? Bu maç için Fernandes'e gezici oyun kurucu diyeceğim. İki yönlüydü. Victor Gyökeres geçen maçı golle tamamladı. Kameralar onu çekiyor. Emirates Stadyumunda Nene'nin madara ettiği Saliba'ya destek var. Gürkan Hoca dikkatli. Arsenal'i de devirelim. Seriye bağlayalım. Yükselişimiz devam etsin. Çok önemli bir maç. Bukayo Saka. Malasya önünde. Bukayo Saka Jota'ya verdi ama Lima tam bir kaya. Fernandes'in pası Lamine Yamal'a. Lamine Yamal. Rice. Güzel müdahale. Orkun Kökçü Yamal'a oynadı tekrar. Kötü oldu. İleri oynamalıydı. Şimdi kontra atak. Bino Gittens. Tehlike bir... Odegaard gol. Ya abi bazen otomatik oyunculara değişiyor ya imleç. Çok saçma değişiyor. Orada Lima'ya değişmiş zaten. Ben de arıyorum kime değişti diye. Önünü bomboş bıraktım o yüzden. 1-0 erken golü yedik. Bilmiyorum, bahane mi oluyor? Ben mi yanlış orada hata yapıyorum da fark etmiyorum? Olabilir. Hani yorgun olabilirim derken... Çünkü biraz geç oldu saat. Evet, maalesef yaşlandık. Serbest vuruş Martin Odegaard. Bir gol daha yerse kötü olur. Rafael Leao kafayla karşıladı, uzaklaştırdı. Şimdi Dorgeles Nene de top. Güzel. Dorgeles Nene Lamine Yamal'ı gördü. Çok iyi. Yamal da Gyökeres'i görecek. Gyökeres rakibinden sıyrılamadı Balde'den. Diogo Jota durduramadık. Tah Lima. Yani umarım kornerdir ki korner. Elle oynama olabilirdi. Tah'ın vuruşundan da gol olacağını düşünmüyordum da. Yazık olurdu yani o açıdan. Tah dışarı vurdu. Fernandez'den çok kötü bir pas. Bino Gittens gol. Kaptan ne yaptın kaptan? Lamine Yamal. Victor Gyökeres.
Uzaklardan Diogo Costa. Çok berbat oynadık bu maçta şu ana kadar. En azından bir puan toparlamamız lazım. Yoksa puan farkı Arsenal'e karşı daha da fazla açılacak. Taktik değişilmiyor. Ben bunu anlamıyorum arkadaşlar. Rafael Leao'dan da müthiş bir top. İki topla geldik Arsenal'in ceza sahasına. Gyökeres'den de pas güzel. Dorgeles Nene. Bir adım fazla attım be kral ya. Tüh, benim hatam, hızlı koşmayı bırakmalıydım daha erken. Şimdi Neves, Tah, Arsenal çevirdi. Marquinhos, Marquinhos'dan Juanlu. Çok kritik bir müdahale. Uzaklaşmadı top. Yine orada Lima ya. Lima çok iyi. Şimdi Leao koşu yapan Gyökeres geçti Tah'ı ilk anda. Ama çok açıktayız. Leao koç gelsene. Neyse çok iyi. Dorgeles Nene. Müthiş gol. Al o topu koçum. Gürkan Hoca mutlu. Müthiş, müthiş. Çok sakin. Tak, gol. Fark 1'e indi. Comeback atabilir miyiz? Van de Ven. Güzel. Lamine Yamal. Yamal'dan Nene'ye. Dorgeles Nene Arsenal'i sever. Nene şöyle de Gyökeres'i oynar. Victor Gyökeres bu açıdan Marquinhos engel oldu. Ama orta kafa gol. Fernandez Gyökeres. Hadi. Güzel gibi. Rice. Ne oldu? Kaleci top. Topu kaybettim ben bir an için gözümle. Of, çıkabildiler. Singo. İleride Anthony. Yeni girdi oyuna. Yamal'ın yerine. Anthony. Ortası çok iyi. Gyökeres bunu bitir. Bunu bitir. Goat'un asistleri harcanıyor. Gyökeres bunu nasıl bitiremedin koçum ya. Üf. Neyse top yine bizde. Maino. Anthony. Anthony'nin pası. Dorgeles Nene. Gölgesinden yararlandı burada. Çok iyi ya. Kaleci Diogo Jota. Gyökeres'in gölgesinden yararlandı. 88. dakika Bino Gittins. Gittins'in ortası çok kötü yere gitti. Zaman açısından Arsenal için iyi. Saliba girmiş oyuna. Odegaard. Neves. Şövalye. Oğlum o topu kontrol etsene be. Singo. Okey. 90+2 arkadaşlar. Fernandez. Ah bu pası veremedi Fernandez bu maçta. İyi değildi. O rol iyi olmadı onun için. Ve bu maçı kaybediyoruz 2-1 ne yazık ki. Maçın adamı Bino Gittins olmuş. Costa yalnızca 7.1 mi almış? Costa çok kritik 2 kurtarış yaptı. Arsenal'in ratingler de of maşallah yani. Mağlubiyetle 4.lüğümüzü korumuşuz. Arsenal puan farkını 8'e açtı şimdi. Bu arada FA Cup'ta Brentford'la eşleşmişiz. Bu arada bu sezonun Süper Kupası'nı da Napoli penaltılarda kazanmış. Vay be. Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar oynanmış. Bodrum kaybetmiş 4. maçını. Salzburg'u yenememişler. Şimdi istatistiklerde Gyökeres 9 gol 2 asist, Nene 8 gol 3 asist. İkisi de aynı verim sağlıyor. Nene 11 maçta bu verime ulaşmış. Fernandez 2 gol 7 asist. Leao 1 gol 3 asist. Yamal'ın da 2 asisti var yalnızca. Ortalaması da 6.6. Leao da 6.8. Hani Fernandez, Nene bunlar 7.7 ile oynuyorlar. Gyökeres de 7.6. Haberlerde Dorgeles Nene haberi. Son dönemdeki formuyla Nene Manchester United takımının Zirks'e ayrıldıktan sonra tünelin ucundaki ışığı görmesini sağladı. Şimdi sırada Liverpool var. Liverpool forvet konusunda zayıflamış. 79, orta saha 81, defans 85. Ama ben anlamadım. Forvette Vlahovic var 90. 90'dır yani. Memphis Depay sol kanat görünüyor. Yedeklerde Williams Jr. var. Nico Williams Jr. Mason Greenwood'u getirmişler. Heung-min Son buraya geçmiş. Ben White, Romero, Zielinski gelmiş. Lucas Hernandez gelmiş. Bayağı değişmiş Liverpool. Sanırım takım kimya kaybı yaşadığı için de 12. sırada şu an. Bizim takım da bayağı kimya kaybı yaşadı. Zaten kimyası yoktu bu takımın da. Şöyle Singo'nun yerine Çatçut'u oynatsak. Yamal yerine de Dorgeles Nene'yi sağ kanatta deneyeceğim. Bu taktikle Old Trafford'da sahaya çıkacağız. Old Trafford'da tribünler ara transfer dönemini düşünmeye başladı. Lamine Yamal'ı destekliyorlar ama tam emin değiller kendileri de. Rafael Leao da takımda kalır mı kalmaz mı? Tüm bunları ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz arkadaşlar. Ara transfer dönemine kadar oynayacağım ve bu bölümde de transfer yapacağız. Zaten başlık kapak resmi bunu anlatmıştır. Rafael Leao. Liverpool'a karşı maçımız başladı. Rafael Leao ile ilerliyoruz. Rafael Leao çok iyi geçti rakibini. Leao'nun ortası Rizzo. Kafayı vuran oyuncu Rizzo kimse. Top Leao'da tekrar. Leao'nun ortası arka direğe doğru, offside olacakmış zaten. Ve Palinha uzaklaştırıyor topu.
Maino kafayı vurdu. Nene sağ kanatta. Nene içe kat edip etkili olabilecek mi burada? İç forvet rolüne de çevirebilirdik aslında Nene'yi. Nene şimdi içe kat etti gerçekten. İyi getirdi ama vuruş zayıf. Nene'yi hemen iç forvet hücum yapa çeviriyoruz. Aynı anda Gyökeres de hedef forvet olacak. Memphis Depay gerçekten ilk 11 oynuyor. Nico Williams kesilmiş. Çok acayip. Yedeklerde 89'luk Nico Williams. Rafael Leao yerine getirmeyi düşündüğüm ilk oyuncuydu ama parası yüksekti miktarı, transfer miktarı. Şimdi Gyökeres döndü, etrafında dönüyor, opsiyon arıyor. Rafael Leao'ya gelen top, Gyökeres içeride. Rafael Leao, Leao orada Fernandez düşündük. Şimdi Fernandez'e gelecek. Fernandez bir fake, çok iyi geçti rakibine. Ayak dışı şutu engellendi. Şimdi Fernandez sağ bek ileride yakalandı. Dorgeles Nene. Defansı açık yakaladık sanki. Dorgeles Nene. Pas vermedi henüz. Nene şöyle durdu rakibini. Bakkala gönderdi. Dorgeles Nene kendisi vurdu ve Gyökeres tamamladı. Bırakabilirdi de Gyökeres ama. Kendi gol sevincine de en benzer sevinç bu galiba. Dybala sevinci. Güzel gol. Nene adamı ne güzel bakkala gönderdi. Nereye gittin kral? A101. BİM. Migros, başka ne vardı? Yok abi, bizim köşedeki bakkala gittim. Golün kimden geldiği önemli değil, takımımızdan. Çok klas bir gol. Ve Barco şimdi Liverpool saldıracak. Araya giren Van de Ven. Van Dijk ne olmuş acaba? Muhtemelen regenleşmiştir. Yani emekli olmuştur. Rafael Leao üstten Gyökeres'e. Gyökeres indirdi. Nene alamadı o topu. Şimdi Barco baskımız sonuç getirebilir burada. Nene Gyökeres de bastıracak. Top bize geçti Mamardaşvili'den. Çok iyiyiz bu maçta şimdilik. Nazar değmesin. Bruno Fernandes önünde bomboş bir alan var. Ama yeterince kadar hani güç veremedik o şuta. Biraz daha sokulabilirdik, ilk yarı bitiyor. Nene de bu arada 84'e yükselmişti. Fark ettiniz mi? Benim yeni aklıma geldi. Vlahovic'i görüyorum. İlk yarıda hiç göremedik kendisini. İlk 11 başlamıştı yanılmıyorsam. Nene 84'te sağ kanatta gayet başarılı oynadı şu ana kadar. Yamal'dan iyi göründü bana. Ama tek maçlık, bir de tek yarılık, hani tam bir şey söyleyemeyiz de. Maino Nene'ye verdi. Abi Nene, Nene sen ne yapıyorsun? Mamardaşvili son anda kurtardı. Korner. Fernandez'in korneri. Leao yine oralara geliyor. Abi Leao son dönemlerde niye bu? Nene. Daha iyi yapıştırabilirdim de kral. Sanırım voley özelliğinin yüksek olması gerekiyor böyle rövaşatalar falan için. Çat şut uzun gönderiyor. Gyökeres orada karşıladı, indirdi. Gyökeres sakatlanma aman. Bruno Fernandes, Dorgeles Nene ile... Hocam ne offside'ı, zamanlamayı güzel yaptık. Şimdi Mason Greenwood eski takımına karşı yuhlarla giriyor oyuna, yuhalanıyor. Biliyorsunuz İngiltere'den iyi bir vesileyle ayrılmamıştı. Geri dönmüş İngiltere'ye şimdi. Bize karşı da şu an maça girdi. Kobe Maino. Maino üstten oynadı. Gyökeres çok iyi indirdi. Victor Gyökeres. Çok iyi de soluna aldı ama Mamardaşvili o şutu yine de görebildi. Rafael Leao pozisyon devam ediyor. Gyökeres. Rakibe çarpan top Mamardaşvili'de. Victor Gyökeres de iyi performans sergiledi bu maçta. Liverpool bizim oynamamız gereken rakipmiş yani. Bir motive olduk yani, en büyük derbilerden bir tanesi İngiltere'de. Şimdi Dorgeles Nene, Palinya'yı defans yaptı. Ama baskımız Romero. Alamadık. Nico Williams sağ kanada girmiş arkadaşlar. Nico Williams sağdan tehlikeli geldi. Bıraktı içeri. Vlahovic ilk defa geliyor Liverpool tüm maçtır. O da Lima'ya çarptı top. Gyökeres'in şimdi pası Dorgeles Nene'ye. Dorgeles Nene bir fake. Dorgeles Nene döndü. Ayağına çok hakimleşmiş Nene. Çok iyi bence şu an. Nene. Yani Lamal'dan iyi hareket ediyor, onu söyleyebilirim. Nene pas vermedi. Şimdi Orkun'a verdi. Keşke sert vuruş deneseydim. En azından korner kazanırdık. Maç bitecek. Biz değişiklik yapamadık arkadaşlar. Oyun durmadı ki hiç. 90+1. Son şans bunlar artık. Greenwood geri gönderdik topu. 1-0 oluyor. Daha da fazla olabilirdi. Ama güzel bir galibiyet. Eğlenceli maçtı. Tribünler alkışlıyor. Arne Slot hocam gel kelini öpeyim falan. Liverpool'un tek şutu varmış. Bizim 10 şutumuz. Bu maçı domine ettik. Gyökeres maçın oyuncusu. Çat şut da çok iyi oynadı. Çünkü Memphis Depay cebinden çıkmadı.
çıkamadı Chat Chut'un. Çıkamadı daha doğrusu. Onların en iyi oyuncusu Mamardashvili'ymiş. 88'e yükselmiş. Bu arada diğer ratinglerine de bakabilirsiniz. Liverpool'un fena bir takım değil. Yedekler çok zayıf kalmış Liverpool'da. Trent yedek kalmış bu maçta. Bizi bu galibiyet üçüncülüğe yükseltmiş. Chelsea namağlup hala ama Arsenal puan farkını açmaya devam ediyor. 8 puan var. Sıradaki maçımız 5. Nottingham Forest'e karşı. Nusaşım gelmiş diyor. Beni tekrar kadroya aldığınız için sağ olun. Arada sırada ilk 11'de yer almayı sorun etmem ama düzenli oynamam şart. Oynamadığım yerde durmam. Rehavete kapılma koçum. Bize bir de gider yapıyor. Şimdi Aralık ayına girdik. Nottingham Forest, Ipswich, Norwich, Brighton. Arada Brentford Karabağ Kupası'nda. Wolves ve Bournemouth. Düşük seviye takımlar genellikle. Peşine de transfer dönemi açılıyor. Yılın ilk gününde de Aston Villa maçımız varmış. Bayağı bir değişiklik yapacağız gibime geliyor. Şimdi yetenek avcımız Mali'den Dorgeles Nene'nin kuzenini bulabildi mi? Adnan, Es-Said, Zituna, Ramzine, Adhun. Adhun Santrfor, 68-78 hız. Şut yok, şu çöp. Zaten paramız yokmuş. Aa, şu da gidebilir. Bunlar, bu ikisi kalsın. Biz ya bazı oyunculardan tasarruf elde etmeye çalışacağız kontrat yenilerken. Olcan burayı kesmiş, sonradan ekliyorum. Ya da ara transfer dönemini bekleyeceğiz. O zaman da raporlar gelecek. Şimdi yine aynı kadroyla oynayacağım da Malasya biraz yorgun. Porter'la mı başlasak? Bir sıkıntı yaşar mıyız acaba? Şans verelim gence. Nottingham Forest'te Boniface forvette. Gürkan Hoca kenarda çok odaklanmış durumda. Rakibin iyi oyuncuları var gibi görünüyor. Kukureya'yı da gördüm. Bakın burada göründü. Fran Beltran, Foyt stoperde. Diğer oyuncuları da şimdi burada görebileceğiz. Kalede Sels var. Overall'ı yüksek. Panzo, Oma Babidile stoper. Danilo, Fran Beltran, Boniface mi? Boniface mı? Gibbs White, Madueke var. Diallo. Bizim Diallo muydu o? Amadou Diallo mu? Neyse. Maç başladı arkadaşlar. Nottingham Forest 5. Yüksek. Bizim 3 puan gerimizdeler. Chat Chut, Dorgeles Nene. Chat Chut haftanın takımına seçilmişti. Chat Chut yeniden bir fırsat yaşıyor burada. Dorgeles Nene sağdan getirdi. Gyökeres'den rövaşatı dışarı. Şu rövaşatalardan bir tanesi girecek yakında. Rafael Leao üstten oynadı. Victor Gyökeres, Dorgeles Nene. Haydi. Güzel geliyoruz. Fernandez kimseye vermedi. Fernandez bıraktı şimdi Gyökeres'e. Gyökeres sol ayağıyla kötü vurdu. Bu arada fark ettiyseniz hani videonun devamını farklı bir üstle çekiyorum. Çünkü ertesi güne geldik. Şövalye göğüs kontrol. Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Dün tüm gün yani videonun açılışında ilk artık yarım saati mi 25 dakikası mı ne başım ağrıyordu. Şimdi kendimi daha güzel hissettiğim için de biraz daha iyi oynuyoruz sanki. Dorgeles nere girdi sokuldu. Ama top rakibe çarptı. Gibbs White aradan geçmedi. Şimdi bizde Rafael Leao. Leao ben abi Dorgeles Nene'yi düşünmüştüm orada ama Leao atmadı. Şimdi Fernandez. Bruno Fernandez. Güzel top. Süper top. Müthiş gol. Gyökeres gelişine ne koydu. Abi tam bir makina. Tam bir makina. Fernandez'den de çok iyi bir asist. Defanstan da büyük hata. Çok alan verdiler Gyökeres'e nedense. Müthiş gol. Chat Chut'un tacı Bruno Fernandez. Nene'ye kaç dedi. Nene kaçıyor sağda. Dorgeles Nene. Kukurella üstünde. Dorgeles Nene. Dorgeles Nene'den Kukurella'ya hareketler. Nene içeri kat etti. Şöyle verdi Orkun Kökçü. Orkun'dan Rafael Leao. Plasesi Sels. Zor çıkardı. Bruno Fernandez'in korneri Gyökeres'e gelmedi. Ve kaleci de kaldı. 44. dakika Nottingham Forest'in korneri geliyor. Panzo kafayı vurdu. Sekti. Tehlike devam edecek. Şövalye de kaldı. 45+1. Nene boşta gibi. İyi gördük onu. Dorgeles Nene ama hakem bitirdi. Şans vermedi. İkinci yarıyı Orkun Kökçü'nün yerine Murat Kaya'yı alıyorum. Muro. Bir şeyler yap Muro. Nottingham Forest serbest vuruş kazandı. Boniface topun üstünde. Vurdu. Üst direkten dışarı. Boniface son anda Van de Ven orada ayak koydu. Şimdi Boniface yine geliyor. Şövalye kurtardı bu kez de. Boniface 3 tür geliyor. 4'te atacak gibi. O yüzden 4. şansı vermeyelim. Murat Kaya burada Rafael Leao'ya geri verdi. Rafael Leao. Leao'nun pası çok iyi. Leao'nun pası çok iyi. Bu da gol. Müthiş gol. Leao'dan süper bir top gitti bu kez. Rafael Leao Yamal'dan daha iyi verim sağlamaya başladı arkadaşlar. Yamal galiba gidici olabilir de onu da satamayacağım. Takasla göndermem gerekir. Öyle de paraya ihtiyacımız olacak ya da kendisinden daha değersiz bir oyuncuyla takaslamamız gerekecek. Onu da biliyorum aslında kim olabilir. Şu an aklımda bir isim var.
Bilmiyorum başlığa ne koymuşuzdur. Kapak resmini ne yapmışızdır. Öyle başladım çekmeye önceden düşünmeden. Bu arada Van Deven de rakibini indiriyor. Sohbete daldık, biraz batırdık. Boniface geliyor, golünü sonunda atıyor. Murat hemen başlattı. Rafael Leao'ya. Leao'nun önünde kaldı top. Leao üstten oynuyor. Gyökeres'e. Gyökeres bir gol daha atabilir mi? Gyökeres yönünü değiştirdi. Geri çıkardı. Ah ah ah, bu da gol olsaydı ne güzel olacaktı ya. Adam çok iyi düşündü, Gyökeres. Şimdi Fernandez'in korneri, Gyökeres kaleciden önce kafayı vuramadı. Kalecinin degajı. Bence burada belki bir gol olacak daha diyecektim ama artı 2'ymiş. Bitti maç, 90 dakika. 2-1 kazanıyoruz. Üst üste maçın oyuncusu yine Gyökeres olmuş. Şövalye sağlam performans göstermiş. Asistler Leao ve Fernandez'den geldi. Boniface de 88 over almış bu arada. Bu arada Jonathan David'den yanılmıyorsam bizim bütçemize 75 küsür milyon gelecekti. Onun satışında anlaşmıştık. Onu da bir an için unuttum. Sezon farkındaysanız hiçbir maç simüle etmedik. Ama bu Ipswich Town maçını 3 dakikada oynayacağım. Yedek kadromuzla da sahaya çıkacağım. Nene forvette olacak. Oo, İngiliz polisleri. Mevzu mu var? Aslında Yamal'ı da ekleyebilirdim sağ kanada. Hani o da yedek kadroya düştü gibi. Son iki maçtır yok Yamal. Ve kazanıyoruz. Güzel de oynuyoruz. Bakalım ara transfer döneminde ne olacak? Ipswich başladı maça. İç sahadayız. Murat Kaya rakibini indirdi. Faul yaptı. Ipswich'in serbest vuruşu Adam Wharton uzaklaştırıyor. Beyler bir gol bulalım. Dorgeles Nene rakibini geçebildi mi bilmiyorum da Anthony oynadı. Anthony rakibin eline çarpmış. Lan Anthony ne yaptın? Anthony ne yaptın? Ben orada free kick gördüm ya. Onu almaya çalıştım da bu arada Dorgeles Nene. Anthony. Abi Nene nereye gittin? Lan adam sana pas verecekti. Murat Kaya. Oh, kapandı pas gidene kadar. Nusa'yı çıkardım, yerine Yamal'ı aldım. Anthony'yi de sol kanada çekiyorum. İkinci yarıda Nico Gonzalez mi bu? Nico Gonzalez mi almış Ipswich? Enteresan. Nico. Abi ne yaptın sen? Golü de attı lan. Galiba Nico Gonzalez. Porto'da olan o, hani Barcelona'dan çıkma oyuncu. 1-0 öndeler. Murat Kaya. Murat. Murat kendisi götürüyor. Murat yerde. Chaplin. Connor Chaplin sarı kart da görmedi. Topun başında Anthony. Maguire oynadı. Maguire'dan Murat'a. Murat'tan pas Anthony'ye. Hocam el var. Yok mu? Johnson. Korneri Anthony kullanacak. Nene'ye doğru. Nene kafa ve gol. Süper. O topu al Nene. Vay be, Nene kariyerinin ilk kafa golünü atıyor galiba. İbrahim Yattara model Dorgeles Nene. 1-1. Murat. Sağda Yamal bomboş. Murat onu çok iyi gördü. Yamal. Lamin Yamal. İçe kat edecek. Yamal döndü, kesti. Şöyle bir orta. El var. Penaltı. Miley'i düşünüyordum burada. Miley bomboştu. Elini açmış. Bariz penaltı. Topun başında Dorgeles Nene. 60 küsür penaltıları var Nene'nin. Atıyor ama kral. Bir tane daha at. Bir tane daha hat-trick yapalım. Nene'den tribünlere destekleri için kalp. Gürkan Hoca çıldırıyor. Gördün mü koçum oyuncumu falan diyor orada Maino'ya. Geri dönebilmek iyi. Ipswich'e karşı iç sahada yenilseydik çok kötü olurdu. Bir gol daha atarsak süper olur. Maino oyunda. Anthony. Nene boşa çıktı gibi. Nene'den önce kaleci İsrail. Nene ona bir dirsek attı. Aha. Aha. Aaa. Lan Nene biraz daha hızlı olabilirdin aslında. Çok saçma bir top söküş oldu orada. Ooo, üstten Delap elle oynadı sanki. Maguire. Abi pas yaptı lan. Yani öyle anında pas verdi. Maino'dan uzun bir top Yamal'a. Yamal offside'miş. Zaten maç bitecek arkadaşlar sanki. Fırsat umarım vermez hakem. 90+3. Serbest vuruş Taylor. Karşıladık. Ve belki bize fırsatı veriyor. Ki verdi. Dorgeles Nene için hat-trick şansı diyeceğim. Yamal. Yamal da hala top. Anthony geçti rakibini. Anthony durdu. Çekti. Geri çıkardı. Orkun Kökçü de top. Orkun. Nene. Aa, orada kaybettiğimiz için bitti maç. 90+6 oynadık. Bu maçın adamı da 9.9 ile Nene. Wharton 8.7 ile oynamış. Rakibin seviyesi de bizim Bodrum Spor kadar bir şey. Nico Gonzalez 84, en yüksek reytingli oyuncuları. Bir de 83'lük oyuncu oynatmamışlar, sonradan girmiş. Arsenal kaybetmiş Crystal Palace'a. Biz üst üste aldığımız galibiyetlerle Chelsea'yi geçmişiz. Chelsea hala namağlup ama Arsenal'in de 5 puan gerisindeyiz yalnızca. Sırada Norwich, 11. Norwich. 3.5 yıl yıldız bir takım. Bu maça da az kadroyla çıkalım. Carrow Road'da bakalım az kadromuz
yedek kadromuza göre nasıl oynayacak? Daha iyi bir performans gelir mi? Farka gider miyiz? Bruno Fernandes topu söktük ilk anda. Orkun Kökçü. Orkun ayağından çok açtı. Orkun Kökçü. Orkun açığa gitti. Orkun. Orkun rakibinin geçti. Orkun çok iyi. Ama ortayı açamadı. Gyökeres boşa çıkmıştı. Orkun Kökçü. Rafael Leao. Orkun Kökçü tekrar. Orkun açıkta Fernandes'i gördü. Fernandes müthiş bir gol atıyor. Kaptan bacağımı kırdım diyor. Ha şöyle ya, biraz varyasyon. Farklı farklı goller. Rövaşatalar istiyorum. Uzaktan şutlar istiyorum. Kafa golleri istiyorum. Korner kafa gol. Free kick. Böyle gaza geliyoruz kariyer oynayınca. Bu olmayınca da mutsuzlaşıyoruz değil mi? Gol atsak da. Maino güzel pas. Gyökeres rakibinden sıyrılır gibi oldu ilk anda. Gyökeres pası da verebildi. Lamine Yamal. Orkun. Abi Gyökeres içeri girmedi nedense. Lamine Yamal sağ kanatta ilerliyor. Yamal. Gyökeres elini kaldırdı. Gyökeres. Skorpiyon denedi. Dokunamadı. Güzel goller gelecek diyoruz da hep böyle yarım kalıyorlar. Orkun Kökçü. Orkun'a çok boşluk verildi sanki. Orkun sokuldu. Ara pasında verdi. Bruno Fernandes ikinci golünü attı. Orkun için iki asist. Fernandes için iki gol. Oo. Sırnak. Gol. Vay be. Orada Van de Ven'in müdahale yetmedi. Yani pas geçti. Çok berbat bir gol yedik burada. Hiç gereksizdi. Fernandes. Maino. Bruno Fernandes. Gol olurdu lan, gelişine vurdu. 89. Aha bize düştü. Bize düştü. Gyökeres. Cordoba yapıştı adam alan. Faul hocam. Ayıp oluyor. 90+2, bu maçı da 2-1 alacağız. Fernandes farkı. Orkun Kökçü farkı. Evet, bu iki oyuncu en yüksek puan almışlar. Orkun Kökçü 9-7. Fernandes 9-9. Chelsea'de ilk mağlubiyetini almış. Transfer döneminin açılmasına 2 hafta kaldı. Brentford maçı çeyrek final Karabağ Kupası. Bu arada Arsenal de berabere kalmış. Şu an puan farkı 3'e düştü. Arsenal'e kaybettiğimizden beri ligde 4 maç üst üste kazandık. Son 3 maçımızı 2-1 kazandık. Ondan öncesinde de yenilmiyormuşuz. Gayet iyi gidiyoruz. Brentford'a karşı hatırlarsanız üçlü defansla çok zorlanmıştık. Bu kez 4-2-4 deneyeceğiz. Maçı da 4 dakikaya aldım. Kaptan stadyuma girişini yaptı. Bizi yarı finale taşıyabilecek mi? Yamal'ı da her yedek bıraktığımızda kale arkasında destek geliyor kendisine. Çok enteresan. Maç başlıyor arkadaşlar. Bu kez yarı final. Kazanan yarı finale gidecek. Şu an çeyrek final maçı. Rafael Leao ne kadar yukarıdan attın o topu. Thiago ama Grimaldo'nun, pardon ne Grimaldo'su, Gyökeres'in önüne bir an için düşmüştü. Strand Larsen aday. Jadon Sancho yine yedek orada. Çok enteresan bu yapay zekanın ilk 11 seçimi. Şimdi Rafael Leao yine hata geliyoruz. Gyökeres. Elini kaldıran bir nene vardı içeride. Orkun vur. Orkun vur. Orkun kaleci Valdimarsson. Gyökeres hazır mısın? Geliyor. Ona doğru kafa Semedo. Nelson Semedo. Rafael Leao. Bir ortada. Strand Larsen çok uzun boylu. Jan Elt pozisyon bitti mi? Belki bitmedi. Oo, Orkun rakibini indirdi. Şade'yi indirdi. Top bizde. Bruno Fernandes. Fake. Önünü açmaya çalışıyor. Fernandes'in pası çok iyi. Çok iyi ama Valdimarsson'u geçemiyor Gyökeres. Ne güzel böyle kavisli gitti pas yerden. Güzel. Hadi Fernandes. Kaleci de kaldı. Strand Larsen. Sökemedik ondan. Larsen önünü kapatalım. Strand Larsen pası aday. Adaydan Jan Elt, yeniden Strand Larsen. Ara pası Shadow Offside. Bruno Fernandes Rafael Leao'yu oynadı. Leao'dan Orkun Kökçü'ye, Orkun'dan üstten pas. Ama Thiago da çok iyi bir defans ya. Yükseliyor, her topa kafa vuruyor. Onu mu transfer etsek, ne yapsak? Şimdi kimse pres yapmadı bizim Leao'ya. Leao Orkun'u buldu. Orkun'un plasesi, penaltı kazanıyoruz. Riley'nin eli açık mı? Aslında... Yani herifin elle alakası yok. Bu penaltıyı dışarı vurmak istiyorum ama gol olursa da olacak da dışarı gitti. Çünkü gerçekten penaltı değildi. Herifin takımlara çarpmıştı top. Gyökeres şöyle asist yapmaya çalışıyor Nene'ye. Defanslar çok yerinde. Kim Ji-soo. Aa bizim Nene yerde kaldı. Orkun Kökçü. Orkun'dan hareket. Orkun sokuldu. Orkun iyi geldi. Orkun çok iyi. Ama fazla mı ayağımızda tuttuk, ne yaptık bilmiyorum da pozisyon devam ediyor. Bruno Fernandes top kontrolüne gelin.
Orkun Kökçü buradan dışarı vurdu. Orkun araya çok iyi girdi. Hemen ileri oynadı Nene'ye. Dorgeles Nene sakatlık gösteriyor. Nene bir daha yerde kaldı. Nene'ye çok sert giriyorlar. Sarı kart Kim Ji-soo'ya. O sakatlamıştı zaten. Orkun Kökçü rüzgarın etkisiyle de yazar mı bunu? 17 kilometre sola esiyor rüzgar. Orkun Kökçü geliyor. Vuruyor. Yeterince kadar rüzgar esmiyormuş. O kadar götürsün. İyi vurdu yoksa. Nene'de bir sakatlık var. Nene'yi riske atmıyoruz. Murat Kaya'yı alıyoruz. O nasıl değişiklik diyeceksiniz ama bakın Gürkan Hoca gösteriyor. Anlatıyor. Anlatıyor. Dinleyin. Benden söylemesi. Rafael Leao. Bruno Fernandes. Fernandes. Boşluk arıyor. Fernandes. Oyuncuların doğru yerlere gitmesini bekliyor. Orkun Kökçü. Bruno Fernandes tekrar. Sakiniz. Fernandez'le dönüyoruz. Murat'ı buluyoruz. Murat açıkta Yamal'ı buldu o da. Lamine Yamal'ın ortası çok dışarı gitti. Gyökeres indirdi. Bruno Fernandes, Orkun Kökçü. Orkun Murat'ı oynadı. Murat Kaya. Murat. Murat'tan bir hareket. Boşluk açtı önüne. Murat Kaya. Murat girdi ceza sahasına. Pasını verdi Gyökeres. Müthiş bir gol. İnanılmaz bir gol. Victor Gyökeres. Biz buranın sahibiyiz diyor Victor Gyökeres. Murat'tan güzel iş geldi. Asist yaptı. Burada 2-3 oyuncudan çok iyi. Abi Murat orada Messi Muratlığını gösterdi biraz. Güzel güzel 1-0. Kevin Şade. Şade. Ooo bakkal yaptı. Şövalye kurtardı. Şutu iyi ki kötüydü. Van de Ven. Şövalye de iyi çıkardı. Orada çok kötü defans yaptık. Maçın 90+1'i zaten. Rafael Leao. Hakem bir fırsat verecek ikinci gol için sanki ama vermedi, durdu. Gyökeres'in tek golüyle Brentford'u eliyoruz. Gürkan Hoca, Frank Hocam gördün mü bizim kırmızı şeytanı bakın. Kırmızıya boyamak istiyorum. Murat'ın olmadı saçlarının rengini ya da stilini değiştirelim ki. Belki yine başka bir stilde kırmızı görünür. Tam kırmızı görünür. Rakibin tek şutu varmış. Maçın oyuncusu Orkun Kökçü seçilmiş. Gyökeres de 8.4 almış. Murat'a asist sayılmamış. Karabağ Kupası'nın diğer sonuçları bu şekilde. Brighton geçmiş. Luton Hull City'yi elemiş penaltılarda. City de Tottenham'ı elemiş penaltılarda aynı şekilde. Oo, Nene sakat ve kullanılamıyor. Sakatlık yalnızca 5 günmüş. Burada bir oh çekiyoruz. Sıradaki rakibimiz şimdi 4. Brighton. Bu maça bu ilk 11 ile çıkacağız. Gyökeres forvette, hedef forvet oldu. Şimdi Rafael Leao ve Yamal da iç forvet diye oynatacağım. Bir de böyle deneyelim. Soyunma odasını hazırlamış emektar abilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Old Trafford'da rakibin kaptanı Pele mi la, kim o? Brighton'ın ilk 11'i. Krebski diye bir kalecileri var. Malogusto orada. Olise'yi almışlar. Maça Gyökeres'in vuruşuyla başlıyoruz. Şimdi Malogusto. Bizim Andy Porter orada. Altyapı oyuncumuz. Porter alamadı. Olise eline çarptı Olise'nin. Hocam durduraydın. Guru da Lima. Durduruyoruz rakibi. Maino da söktü sonunda. Savunma iyi. Lamine Yamal. Hadi kaç. Hadi kaç Gyökeres. Lamine Yamal Gyökeres'in koşu yoluna gibi. Gyökeres aldı o topu. Victor Gyökeres kaleciyi geçemiyor. İkinci. Oha. Onu da kaleci kurtardı Bento. Olise. Olise sekiyor böyle. Ceylan gibi abi. Olise dışarı vurdu. Dikkat dikkat. Brighton geldi. Lima kornere çeldi o topu. Lima alkış alıyor. O da tribünleri alkışlıyor. Korner tehlikeli noktaya. Maino kafayı vurdu. Bu arada biz de ayaktayız. Çünkü tribünler hani oturan bilmem ne falan bir şeyler demeye başlayınca ben de utandım kalktım aya. Türkiye'de o muhabbet var değil mi? Neyse. Lamine Yamal sağdan iyi getirdi. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Nereye açtın kralı ortayı la? La buraya mı gönderiyorsun? Ne yapıyorsun? Barcelona'yı mı özledin? Oraya mı göndermeye çalıştın? Yamal. Hop Çatçu araya girdi. Çatçu sağ bekte. 79 reytingden çok daha iyi oynuyor arkadaşlar. Beğeniyorum Çatçu'yu. Yani Bodrum'a getirebilseymişiz iyiymiş. Şimdi Orkun yerine bir Murat görelim. Oo Liverpool Manchester City maçı varmış. Liverpool 2-1 öne geçti. Az önce scoreboard göründü. Şimdi... Hinshelwood rakibimiz çok tehlikeli geliyor. Adli şövalye kurtardı. Şövalye bir daha sendeyiz. Güzel. Çok tehlikeli. En tehlikeli pozisyonlarıydı belki. Top Rafael Leao'da. Kontrolü gördünüz mü? Leao. Leao gidecek yeri kalmadı. Porter. Genç Porter. Andy Porter. Kaybetme. Pas güzel. Van de Ven. Haydi beyler. Çatçua. Pası. Anthony.
Anthony üstten oynadı. Gyökeres yetişemiyor ama Hanko. Korner geldi. Fernandes karşıladı. Fernandes hala oyunda mıydı? Bu arada Şövalye bir puanı burada bizim için kurtardı belki de. Ama bu kornerde tehlikeli geldi. Igor üstten out. Şimdi burada 3 puanı kapabilir miyiz? Ateş gibiyiz ama Brighton'a karşı yetersiz olduk biraz. Çat şut. Bruno. İleri. Anthony. Gyökeres. Victor Gyökeres. Sokuldu içeri. Gyökeres. Gyökeres. Çok zayıf vurdu. Sol ayağıyla. 90+4. Bir fırsat daha olabilir. Kafayla karşılarsak. Ki karşıladık. Anthony. Anthony. Kendisi gidiyor. Anthony. Lan Nusa'ya nasıl bıraktın Anthony ya? Nusa sen de niye geriledin? 0-0. Nene babasız olmuyor. Adamların 9 şutu varmış. Maçın oyuncusu Luka Şövalye. Sırada Wolves maçı var. Nene demiş kendimi çok daha iyi hissediyorum. Oynamaya hazırım. Gol krallığında son tablo bu şekilde. Enes Ünal ilk 5'e girmiş. Bizim Gyökeres de 9 golde. Bir sürü 9 gol atan oyuncu var. Nene de 9 golde. Asist kralı Bruno Fernandes. En fazla gol yenmeyen maçlarda Şövalye yükselmiş. Liderliğe ortak. Şampiyonlar Ligi'nde Jankovic. 6 maçta 4 gol yenmeyen maç. Alamadığımız kaleci. Oo, Forsberg. Son 6 maçta 4 asist. Gol krallığı Barcola lider. Bodrum'dan kimse yok. Transfer döneminin açılmasına son 2 maç. 3-5-2 ile deneyeceğiz şansımızı. Oho, bizim eski forvet de buradaymış. Rasmus Højlund. Çok uzatmadan hemen başlattım. 3 dakikada oynuyoruz bu maçı arkadaşlar. Bundan sonra da Bournemouth maçı var. O maçı da 3 dakikada oynayacağız. Enes Ünal orada. Gol krallığını da az önce gördünüz. Bruno Fernandes. Rafael Leao. Dışarı vurdu. Çok klas bir golle başlayacaktık sanki. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes çok iyi. Bruno Fernandes. Ah ah. Erik'e çarptı. Erik kimse. Fernandes'in bu sıyrılışlarına hayranım. Korner. Gyökeres'e doğru. Uf. Kaleciyle birlikte içeri. Gyökeres. Kornerlerde beni arayın diyor. Gyökeres 10. golünü atıyor böyle. Benitez. Kalede Walter Benitez var. Elinden içeri. 1-0 öndeyiz. Kandol. Kandol. Yön değiştirdi. Kandıl kim? Oo, Rasmus Højlund bize atıyor. 1-1 yapıyor. Abi eski takımına karşı oynayan herkes mi atar bize? Zirkze, Rasmus Højlund. Şimdi Lamine Yamal da top. Hemen cevap verebilir miyiz? 2-1. Yine üstünlüğü sağlayabilir miyiz derken pas kötü. Aman aman, Højlund'a çok boşluk verdik. Højlund. Uf, şövalye kurtardı. İyi ki de düşmedi. Son anda düşecek dedim bir an için. Bu arada Yamal çıktı. Sağ kanada Murat Kaya girdi. Murat her yerde. Murat kafayı da vurdu. Top bizde. Kobe Maino. İleride Nene varmış. Denedik. Aha, baskı sonuç getirebilir. Nene yes! Nene yes! Nene sen ne yapıyorsun? Ay! Nasıl vuramadın ona ya? Nene sol ayağıyla vurmaya çalışıyor. Lan sağ ayağınla vur gitsin. Wolves tehlikeli geliyor. Van de Ven çizgide mi faul yaptı? Free kick çok sakat. Çok sakat, kaleci nerede göremiyorum. Hafif oynattım ama. Ooo, direkten dönen topa Edwards ne hızla dokundu, tamamladı. 2-1 ya. Harry son dakikada belki de maçı kazandı. 90. dakikadayız arkadaşlar. Hemen bir gol. Santra'dan bulabilir miyiz? Dorgeles Nene. Bütün maç yok gibiydi Nene. Burada da topu kaptırdı. 90+2. Santiago Jimenez, Fabio Silva ve maç offside bitiyor mu yoksa? Yani bitecek. Orkun. Evet, bitti. Kaybediyoruz. Uzun zamandır kaybetmemiştik. Wolves'un kaptanı 73 over almış. Luke Kandel. İlk asisti o yapmış. Højlund 85. Douglas Luiz 85. Edwards 82 golü atan. Yani iyi bir takım. Konferans ligini almışlardı geçen sezon. Abi tek mağlubiyetle 5.liğe geriledik. Maç eksiğimiz var, orası ayrı. Şimdi Nene'yi yine sağ kanada attım. Bu kadroyla oynayacağız Bournemouth'a karşı. Old Trafford'a galibiyet lazım. Yeniden yükselişe geçmemiz lazım. Ama ilk anda kaptırdık topu. Sinisterra. Enes Ünal ilk 11 oynuyor. Orada göründü. Top Philip'te. Philip Billing miydi? Neydi bu? Neyse. Uzun boyluymuş baya. Ooo, çok kötü başlıyoruz derken Sinisterra dışarı vurdu. Rafael Leao. Orkun Kökçü. Dorgeles'in ara pası. Gyökeres kaleci. Dönen top. Leao vuramadı. Şimdi Orkun Kökçü ayağından açtı. Yoksa Fernandes arkada bomboştu. Rafael Leao üstten oynadı. Gyökeres. Kaleci tutamadı. Keşke dokunabilseydi Gyökeres. Bomboş kale vardı. 90+3 verdi hakem. Çok kötü olur burada gol yersek.
Abi 10 saatte hani değişmiyor, doğru yöne gitmiyor, istediğim oyuncuya değişmiyor. Burada free kick verdik mecburen. Şövalye sendeyiz. Çok sakat. Çok sakat ki ne sakat. Enes Ünal, Orkun Kökçü ve maç bitiyor arkadaşlar. 0-0. Bir puan kaybı daha. Vasat maç. Orkun Kökçü 7.8 ile en iyi oyuncu olmuş o yüzden. Ve maçın ardından Jonathan David kulüpten ayrılıyor. Ve bizim de 79 milyon euro ile yolculuğumuz Madrid'e. Arda Güler'in piyasa değeri 111 milyon euro. 90 milyonu alabilirmişiz. Hoş geldiniz Don Carlo hocam. Geçin oturun. Hoş bulduk. Arda'yı mı istiyorsunuz? Zaten çok sevmem kendisini. Ne veriyorsunuz? Araya giriyorum arkadaşlar. Yapsak mı ya? Direkt takas. Lamine Yamal, Arda Güler. Çünkü biliyorsunuz Lamine Yamal'ı satamayacağız bu sezon. Satılmıyor. Kimse almıyor yeni geldi diye. Arda için de paramızın yeteceğini düşünmediğim için kesinlikle takas yapmamız lazım burada. Yani Antony'yi versem yetmez. Ama olmadı, bir deneyelim. 90 milyon falan diyordu. Hocam size çok iyi bir GOAT vereceğiz. Üstüne de 65 milyon euro vereceğiz. Ne diyorsunuz? Biz GOAT'u istemeyiz. Bizim GOAT'umuz çok. 113 milyon isteriz. Peki Adam Wharton artı 47.8'e kabul müsünüz? Hayır, onu da istemiyoruz. Fiyatımız belli. O zaman hocam bakın, dünyayı sarsmaya hazır mısınız? Alın size Lamine Yamal. Alın. Bir düşüneyim Gürkan hocam. Abi... Abi Yamal'ı verdik, herif düşünmeye gitti. Şimdi o zaman Aston Villa maçını oynayıp da öğrenmemiz gerekecek Yamal'ın gidip gidemeyeceğini ya da Arda'nın gelip gelemeyeceğini. Old Trafford'da yeni yıla girerken tribünlerin biraz kafası karışmış durumda. Yamal ne ilk 11'de görünüyor ne de yedeklerde. Acaba gerçekten Yamal Arda Güler transferi gerçekleşebilecek mi? Herkes bunu merak ediyor arkadaşlar. Burada maçımıza da başlıyoruz. Sağ kanatta Nene Yamal'ın yerinde. Döndü, ortaladı. Çok iyi bir orta gibi. Lea Orkun'un ayağına düştü. Kaleci Ramiro kurtardı. İnanılmaz bir kurtarış. Korner şimdi. Fernandez Gyökeres'e doğru. Kafa, yine Ramiro kurtarıyor. Hadi bir daha. Gyökeres neredesin? Buradayım hocam diyor ama. McGinn daha doğrusu. Maino'nun plasesi McGinn'e çarpıyor. Orkun'un şutu, Ramiro uzanıyor. Ramiro'yu ilk maçta da, Aston Villa'ya karşı oynadığımız ilk maçta da böyle topa tutmuştuk. Gyökeres, yine Ramiro. Bu kez kafa karıştırmaya çalışıyoruz. Orkun'u çağırdık. Ama Fernandez'in korneri Gyökeres'e, Ramiro ne çıkardı? Oha! En güzel kurtarışını şimdi yaptı. Serbest vuruş Aston Villa, McGinn ve gol. McGinn. 1-0 mağlup duruma düşüyoruz. Adamlar tek de geldiler, attılar. Şimdi Orkun Kökçü. Cevap gelir mi? Nene kaçtı. Nene sağdan. Mendez'i geçebilir mi? Nene döndü. Nene ortaladı. Rövaşata, Leao dışarı. Sert de vurdu ama isabetsiz. Arda Güler transferi bu kötü gidişata son verecek mi acaba? Çare olacak mı? Son 3 maçımızda galibiyet yüzü görmedik. Bu da dahil olursa eğer, ama burada çevirmemiz lazım. Bruno Fernandes çok iyi pas attı Nene'ye. Nene geri çıkardı. Mantıklı oldu aslında. Orkun Kökçü. Orkun. Nene'yi bulacak. Nene'yi buldu. Dorgeles Nene. Oo, şut engellendi. Maino. Maino'nun pası. Rafael Leao. Eline mi çarptı? Çarpmadı. İyi oldu bu. Bizde kaldı. Haydi Fernandez. Fernandez aldı. Lan sol ayağınla vur, bir şey yap. Aradan geçsin. Açı daraldıktan sonra vuruyorlar. Ramiro. Bu arada Orkun Kökçü kafayı vuramadı. Hocam faul yapıldı Orkun'a ya. Ayıp ediyorsun. Ekstra taktik ayarlamam lazım her kadro, her taktik için. Çok enteresan. Yoksa taktik değiştiremiyorum maç içi. Neyse, Bruno Fernandes. Hadi o gol gelsin be. Nene kaç oradan. Nene kaç oradan. Gyökeres. Fernandes'e bıraktı. Bruno Fernandes 1-1. Ama yetmeyecek bu. Bir tane daha atabilsek daha güzel olacak da. Çünkü... Bir puana seviniyoruz burada. Hiç iyi değil. Yeni yıla kötü başlamış oluruz. Gyökeres hemen söktü o topu. Victor Gyökeres. Nusa. Nusa pasını bıraktı Fernandez'e. Fernandez ceza sahasında. Fernandez. Gyökeres. Araujo, nereden çıktın sen ya? Lan Araujo. Lan ne güzel son anda maçı kapacaktık. Tüh.
Yani Ramiro da olmasaydı 3 puan bizdeydi belki. İlk anlarda golü atamamıştık. Gyökeres'in kaç kafasını kurtardı. Bakar mısınız 14 şut çekmişiz. Adamlar 2 şut çekmiş. Maçın oyuncusu ödülü Fernandez'e gelmiş. Ramiro nasıl 7.5 almış ona şaşıyorum. Şimdi bildirimlerde henüz bir şey yok. Arda için 102 milyona düşmüşler. Yamal'ı istememişler. Aa, inanılmaz. 90 milyona da belki düşecekler de. Şu Wharton'a yalan söylemekten bıktım. Ona da teklif gelmedi yeniden. Neyse bir daha görüşelim. Hocam size Miley'i verelim. Artı 70 milyon euro artı 10 pay. Yok ben kıl oldum. 113'e tekrar çıkıyorum. O zaman hocam Rafael Leao'ya ne dersiniz? Yok istemeyiz sizin çöpleri. 113. Hocam size Harry Maguire'ı verelim. Hediye olsun. 77 milyon üstüne. Şaka mı yapıyorsun lan? Galiba Ancelotti bize biraz kızdı. Şimdi 2 gün arayla Brighton maçı var. Bu Karabağ Kupası yarı final ilk maçı. Manchester City Luton'u yenmiş ilk maçlarında. Altyapıda Mali'den haber gelmiş. Hüseyin Çimane 78 olabilir mi? Sol kanat. Değeri 1.5 milyon. Overall görmeyi açtığım için de değer çıkıyor bu arada. Ama altyapı oyuncularında nedense tamamını göremiyoruz her reytingi. Es-Said 825, Adhum'da 525'miş. Adhum çöp o zaman. Şu Çimane'ye bir bakalım. 64 overallmış. 83 koşuyor. Zayıf ayak 5 yıldız. Hızlanma 88. Çeviklik 82. Sprint hızı dripling lazım. Kanat oyuncusu diye çalıştıralım. Bu bölüm alamadık. Bir sonraki bölümü alma dileğiyle. Arda Güler gelebilecek mi? O bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.